Herkese yeniden merhabalar. Minicik bir duyuru ile yeniden geldim. İki tane maraton planım var. Bunları da her zaman gibi sizlerle paylaşıyorum ki birlikte güzelce ne kitap okuyabilelim. Şimdi ilk maraton duyurum 24 saatlik okuma maratonu ki bu gece başlayacağız. Şu an ayın 8'i, cumartesi günü. Yani siz bu gece 0000 olunca 0000 evet doğru söyledim olunca okumaya başlayacaksınız ve yarın gece yani pazar gecesi 23.59'a kadarlık bir maraton olacak. Direkt konuya girdim biliyorum ama hemen hızlıca söyleyip sonra kendi okuyacaklarımı bir ayarlamak istiyorum. Herhangi bir konumuz yok. İşte amacımız 400 sayfa okumak. 24 saatte 400 sayfa okuyacağız. Ne okuduğunuz, hangi konuda okuduğunuz, işte nasıl okuduğunuz, kaçta okuduğunuz falan hiç önemli değil. İsterseniz uyuyabilirsiniz, isterseniz uyuyamayabilirsiniz. İşte isterseniz sadece işte yarın okursunuz, bu gece hiç okumazsınız, tamamıyla size kalmış. Ama hedefimiz 400 sayfa kitap okumak. İsterseniz işte YouTube kanalınız varsa bunun videosunu çekebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmayabilir, kendi kendinize okuyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece böyle güzelce kitap okuyacağımız, kendimize hedef koyduğumuz bir gün olsun diyorum yarın için. Bence hoş, gayet güzel bir okuma olur diye düşünüyorum. Bir sonraki maratonum da üniversite sınavından sonra olacak. Üniversite sınavı sanırım ayın 16'sında son. Öyle biliyorum ama emin değilim. Aşağıya yazarsınız yanlış biliyorsam. Ayın 17'sinde başlayıp pazartesi günü ayın 17'sinde başlayacağımız ve cuma günü de sonlandıracağımız bir maraton olacak. Yani 5 günlük kısacık bir maraton. Bunda da hedefimiz 5 günde 3 kitap okumak olacak. Sayfa sayısı 3 kitap okuyacağız. İşte isterseniz kalın okuyabilirsiniz, isterseniz ince okuyabilirsiniz, isterseniz bir seriyi bitirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yine size kalmış. İşte yine istediğiniz şekilde okuyabilirsiniz. Benim için hiç önemli değil gerçekten. Amaç yine böyle güzelce kitap okumak, maraton çekmek, maraton yapmak ve kendimize hedef koymak. Ben maratonları seviyorum çünkü böyle beni biraz daha motive ediyor okumak konusunda. Hoşuma gidiyor. O yüzden maraton çekmeyi de seviyorum. Siz de izlemeyi seviyorsunuz. Maratonlarımı size dahil etmeyi de seviyorum. O yüzden böyle güzel maratonlar olacaktır diye düşünüyorum. Aşağıya açıklamaya tekrar yazacağım. İşte günleri ve şeyleri. Bence güzel olacak. Böyle bayram sebebiyle bayağı yoğundum. Birkaç gündür video çekemiyordum. O yüzden bu gece bir 24 saatlik okuma maratonu yapayım. Güzelce ne de bir maraton videosu çekmiş olayım dedim. Hem siz de eşlik edersiniz. Güzel bir pazar günü geçirmiş oluruz bence. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kitaplarımı seçersem belki bir de TBR videosu çekerim ama büyük ihtimal bunun için TBR videosu çekmeyeceğim. Çünkü geç güzel okumak istiyorum. Zaten bu ay okumak istediğim ki birkaç tane kitabı ayarladım. Geri kalanını da böyle işte canım ne isterse ona göre okuyayım falan diye düşünüyorum. Şu an Dorian Gray'in Portresini okuyorum ama açıklamalı versiyonunu. Şu an hala Oscar Wilde'ın hayatı kısmını okuyorum. İşte kitapla bağlantılarını, Oscar Wilde'ın işte neler yaşadığını, işte Oscar Wilde'ın eşcinsellik olaylarını, hapse girmesini falan bunları hepsini okuyorum şu an. Bayağı ilginç geçiyor. Eğer okumayı düşünüyorsanız Dorian Gray'in Portresini Everest Yayınları'nın açıklamalı ve sansürsüz versiyonunu almanızı öneririm. Gerçekten ekstra bilgilendirici. Benim kitabı ikinci okuyuşum. Önce sansürlü versiyonunu okumuştum. Soracaklar için de şimdiden açıklayayım. Videomuz yine farklı yerlere gidiyor. Nasıl sansürlü? Oscar Wilde kitabı yazdığı zaman işte bir dergiye yollamış ve önce bu editör kitaptan bir 500 kelime falan atmış, sansürlemiş. Ondan sonra basılacağı zaman da işte bunu basacak olan yayın evi mi bilmiyorum ne artık. Oscar Wilde demiş ki bunu birazcık daha yumuşat ve o da tekrar üzerine işte değiştirerek bir sansür uygulamış ve bu baskısı bendeki ilk dergiye yolladığı kopya. Yani hiçbir şey atılmadan, hiçbir şey değiştirilmeden önceki kopyası. Bunu okumak daha yararlı olur diye düşündüm. Neyse tamam daha fazla uzatmıyorum. Umarım maratonlara katılırsınız. Umarım güzel bir maraton geçiririz. Unutmayın ilk maratonumuz bu gece başlıyor. İsterseniz daha erken de başlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Gerçekten 10'da falan da başlayabilirsiniz. Özel bir saat limiti yok ama mesela saat 10'da veya 9'da mı başladınız akşam? 450 sayfa okumaya çalışırsınız. Daha iyi olur bence. Tamam, verin izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.